Tedavim burada başlayıp burada devam etmekte. Sürecimden bahsedeyim biraz. Sürecim çok zorlu geçti. Diğer hastalardan daha da zorlandım ama her zaman pozitif oldum. Bu hastalığı nasıl yenebilirim diye soran olursa, kesinlikle kemoterapiler evet etkisi var ama en büyük etki sizin pozitif olmanız. İyi gidiyor, kürlerin oluyor. Tedavi nasıl geçiyor? İyi gidiyor. Ne aşamadasın? Burada hastalığım geçerken hemşirelerimin gözlerindeki umut benim içime ferahlık doğdu. Doktorlarımın bana bir abi kardeş ilişkisiyle yaklaşımı en büyük sebep oldu. Benim şu an burada karşımda sapasağlam durmamın tek sebebi hiçbir zaman bitmeyen ümidim ve enerjimdir. Buradan doktorlarıma, doçent doktor Kavran Karaman, ekstra tedavim devam etmekteyken benle ilgilenen hemşirelerime çok teşekkür ediyorum. Boş zamanlarımda gitar çalıyorum, şarkılar söylüyorum. Spora gidiyorum, kitap okuyorum. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ekstra zaman buldukça doktorların gözetimiyle hastaneye gelip kader arkadaşlarıma moral olmaya çalışıyorum. Doktor olmayı isterim. Doktor olup kader arkadaşlarımı iyileştirmeyi isterim. Doktor olunca en büyük hayalim hematoloji doktoru olmak. Hematoloji adına çalışmak, kanserli çocuklar adına bir şeyler başarmak. Sevgiler gel yanına gel. Burnumdan çok kan geliyordu. Kanı durdurdular ve bu teşhis kondu. Direkt ben yoğun bakıma alındım. Ondan sonra bir hafta yoğun bakımdan sonra servise alındım. 8 ay serviste kaldık. Ondan sonra 1,5 yıl bu hastalıkla mücadele ettik. Allah'a şükür şimdi daha iyi. İyiye gidiyor. Son kontrolüme gelmiştim. Son kontrolüme gelince hastalığımı tekrarladığını öğrendik. Yani 2 yılda 2 kez kanser oldum ama asla inancımı kaybetmiyorum. Tekrar yeneceğime inanıyorum. Hemşirelerim olsun, yani onlar hemşire değil, bu servisin gerçekten kanatsız melekleri dediğimiz kişiler var ya, onlar oluyor. Onları çok seviyorum. Onların verdiği destekle zaten belki ikinci kez olmanın üzüntüsü falan daha insan üstüne çökerdi ama çok şükür daha onlar sayesinde daha hafif geçiriyorum. Neredeyse çocuk çan kanserlerinden her 3 çocuktan biri lösemi hastası, yani kanser bazında düşündüğümüzde. Ama mesela 1960'lara falan baktığımızda gerçekten tedavide çok ciddi ilerlemeler oldu. O zamanlar bu hayatta sağ kalım oranı çok düşükken, %10'lardayken şu an neredeyse standart risk grubunda bizim son 10 yıllık verilerimizde bile standart risk grubunda %90'lara vardı. Bu hayatta sağ kalım. Bu da gayet iyi bir başarı. Bu da daha çok bu hastalığın risk sınıflamasının yapılması, verilen kemoterapi protokollerinin geliştirilmesi, yardımcı destek tedavilerinin düzeltilmesi, yine bizim kendi merkezimizde de yaptığımız, özellikle ona dayanarak risk sınıflaması yaptığımız minimal kalıntı hastalığı dediğimiz MRD dediğimiz bir ileri tetkiğin yapılması, biz kendi merkezimizde de bu hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bu özellikle bu gelişmelerle birlikte tedavide çok daha iyi yerlere vardık. Bak bugün vizitimizin bir parçası da, gel bakayım artık. Uzun süre burada kaldıkları için ve bu süreçte biz bu hastalar gerçekten bizim hem bizlerle hem personelimizle hem hemşiremizle bir aile gibi oluyorlar. Çünkü o tedavi süresince zamanın büyük kısmını bizlerle ve bizim personelle geçirdikleri için iyileştikten sonra özellikle ziyaret etmek istiyorlar. Bir lösemi hastası tabii normal tedavi sürecinde bildiğiniz gibi başlık sistemi biraz defektif olduğu için, yani başlık sistemi normal bir bireye, normal bir çocuğa göre yeterince yerinde olmadığı için özellikle bu hastaları biz eve de gönderirken tedavi aralarında, işte hasta ziyaretlerinde, özellikle bu kış mevsimi olsun, gripal enfeksiyonu olanlar olsun, çok yakın temas önermiyoruz. Bu hastalar özellikle bazen tedavi sürecinde olsun ya da aralarda olsun kan değerleri bazen tabii düşük olabiliyor. Onun için travmalarda özellikle bu tarz şeylere dikkat etmelerini öneriyoruz.